zaten sporu seviyordum. Böyle okulda da kurs açtılar. Gideyim dedim, sevdim öyle. Çok zor antrenmanlar, zor. Sürekli antrenman yaptım yani. Hocalarım, Elif hocam, Murat hocam sağ olsunlar. Onların sayesinde, onların emekleri sayesinde. Şimdi böyle başarılarım var yani. Daha önceki senelerde yok, bu sene okullar arasında Türkiye şampiyonluğum var. Kulüpler arasında Türkiye ikinciliğim var. Şimdi de Fransa'da dünya ikinciliğim var. Çok heyecanlıydım açıkçası. Yani mindere çıktığımda falan çok farklı bir havası vardı oranın. Heyecanlıydım. Mutluyum da şu anda. Mutluyum, gururluyum. Ülkemi temsil ettim. Yani Türkiye'yi temsil etmek çok güzeldi. Türk bayrağını dalgalandırmak güzeldi. Yani. Hedefim güreşten yani devam, Avrupa Dünya Şampiyonluğu. Şu anda milli takım kamplarına gideceğim. O şekilde Avrupa Dünya Şampiyonası var. Buse Tosun ve Yasemin Adar örnek alıyorum. Yani 4 yıldır yapıyorum. Dünya 4. yılında dünya ikincisi olmak çok gurur verici. Şimdi milli takım girdim. İleride umarım Buse Tosun ve Yasemin Adar gibi büyük başarılara imza atmak istiyorum. Ben Elif Yılmaz hocama da çok teşekkür etmek istiyorum. Onun emekleri olmasaydı, onun sayesinde buradayım yani ben. Bu başarılarım onun sayesinde. Evet, Murat hocam da. Olduğunda ailenle dedi. Çok sevindiler. Onlar da gururlandı. Bu emeklerin de karşılığını almış olmak beni çok mutlu ediyor. Bu anlamda diğer öğrencilerimizin de ileride Aybüke gibi kendi alanlarında böyle zirve yapmaları, bu mesleği yapan birisi olarak bizleri çok mutlu ediyor, çok gurur duyuyoruz. Bütün öğrencilerime örnek olmasını istiyorum. Bundan sonra bu tür çalışmaları ve destekleri daha çok artarak devam edeceğini, bizleri de bunun teşvik ettiğini, bizleri de mutlu ettiğini görüldükçe daha çok destek vereceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Havası değişti. Aybüke'nin şampiyonluğundan sonra bütün öğrenciler onun örnek aldılar. Biz de bir alanda, kendi alanımızda ne yapabiliriz gibi böyle örnek projelerle geliyorlar. Bu bizi yaptığımız işin daha doğru olduğunu gösteriyor. Evet, namzet inşallah çalışmalarını devam ettirirse, daha çok çalışırsa, çalışmalarından taviz vermezse, bu mütevazi yapısını ve kişiliğini devam ettirirse, ben başarıya ulaşacağını ve başarılı bir şekilde hayatını devam ettireceğini, sporun içerisinde kalacağını, ülkemize çeşitli zamanlarda çok daha iyi başarılar getireceğini, iyi bir olimpiyat sporcusu olabileceğini şimdiden görüyor ve inanıyorum. Bu şampiyonların altyapısını bizim büyükler kategorisine Buse Tosun şampiyonumuz var Yalova'da. Onu örnek alaraktan ufak çocuklarımıza hem spora hem de güreşe başlattık. Onun meyvelerini 5 seneden beri topluyoruz şimdi. Bu okul arasında Aybüke Şevval Şirikçi kızımız 40 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. İESF'in yaptığı organizasyonda da dünya şampiyonasında ikinci oldu. İlk önce Brezilya rakibini yendi. Peşine Amerika rakibini. Finalde de şanssız bir oyunla 6 kilo öndeyken yenilerek Kazak güreşçi ikinci oldu. Bizim hedeflerimiz artık bu sporcularımıza, arkamızda görüyorsunuz belki çok sporcularımız var. Onları gelecekte Avrupa, Dünya ve Olimpiyatları yarışmaları sağlamak. Elimizden geldiğince onları çalıştırarak şampiyonlara hazırlıyoruz. Evet, kızımızın bir 4 senelik mazisi var bu işin. Hemen ikinci olmadı. Onları altyapıdan yavaş yavaş çalıştırarak buralara geldiler. Şimdi dünya ikincisi oldu. Yarın Yıldızlar U17 milli takım kampına gidecek. Çalışmalar böyle basamak basamak hedefimiz Avrupa Dünya Şampiyonu. En büyük hedefimiz olimpiyatlarda bu sporcularımızı yarıştırmak. O yüzden çalışmalara devam ediyoruz.